Elbişehir Mahalle Muhtarı Hüseyin Demirci. Onca aday dediniz, zadeğimize, ailemize, ilçemize hayırlara vesile olsun. Cenab-ı Allah, ameller biliyorsun niyete göre. Niyetimiz halis ise Allah nasip etsin. Bu dua kendime dahil edin. Ben istihara yaparım. Ben Fatih'te en eski muhtarlardanım. Evet. 30 senelik muhtarım. Nasıl derler? Halka hizmet, hakka hizmettir. Onun için sen önce kendine güveniyorsan, yapacağın işlere güveniyorsan, tarafsız çalışacaksan, Cenab-ı Allah yanındadır. Bu bir duadır. Ben şimdi bana gelir adaylar. Eski olduğum için bana çok gelir. Milletvekili adayları, belediye başkan adayları, Hüseyin evet. Abi bizi nasıl görüyoruz? Evet. Sen kendini önce ne görüyorsun? Kendinden emin misin? Eğer bu insanlara amaç hizmet ise, bu insanlara faydalı olmak ise, Allah sana nasip etsin. Mesela bana fesram ediyorsun diyor. O zaman niyetin halis değil diyor. Şimdi onun için Cenab-ı Allah hakkımıza hayırlısını versin diyelim. Ben bir konuya kısa değinmek istiyorum. Buyurun. Bu imar durumları 950. Bizim mahallede 1550, 1250. Bu şimdi hepsi 950. Bu insanlar bu yıkıldığı zaman mahallenin üçte biri kalmaz. Nereye göç edecek bu insanlar? Bu imar durumlarını artırmak için bir bekliyoruz, bir çalışmanız olacak mı? Evet. Şimdi biz üvey evlat mıyız? Çok yere Fatih'te 1250, 1550, 1850 imar durum var. Bizim Gelmişhane'de 950. Biz de Fevzibaşı'ya çevremiz var. Aşağıya kadar 3 mahalleye bakıyorduk. Kariye Mahallesi, eski hamam için Kervişali'ye bağlandı. 3 mahalle, 35 bin, 40 bin nüfusa yakın mahallemiz var. 17 bin ne yakın oy veren seçmenimiz var. Bu sefer ne olacağı belki de daha da artar mı, eksildi mi onu bilmiyorum. Bu insanlara biraz da insanların babasından kalmış bir yeri var. Bunu heba etmek, elinden hice sayarak almak da bu da doğru değil yani. Doğru. Haksızlıktır. Evet. Bu durumda bir çalışmanız olacak mı Allah nasip ederse? Evet. Bundan bir bilgi verirseniz memnun olacağım. Allah şimdiden hakkınıza hayırlısını versin. Allah razı olsun Hüseyin Bey. Teşekkür ederim. Allah hepimizden, hepimizden razı olsun. Şimdi öncelikle Mehmet Bey'e, Hüseyin Bey'e de teşekkür ediyorum. Çekimine bakıyorum. Yani en güzel sözleri. Tabii cesaret sadece cesaret yetmiyor aslında. Yapabileceğine inanmak çok önemlidir. Benim bu işi yapmaktan herhangi bir endişem veya şüphem yok. Hatta bu iş şu andan çok daha iyi yapılır diye biz bir yola çıkıyor. Şimdi bizler belki burada birçok projeyi konuşamıyoruz. Biz bunları kurullarda, parti içerisinde tartışıyoruz, konuşuyoruz. Oralarda biraz daha rahat ifade ediyoruz. Ama asıl amaç, biz burada en azından Fatih'imize şunu yapsak da bize kâr olur. Biz çıtayı biraz yukarıda tutalım. Çok kolay olmuyor bir adam işini gücünü bırakıp, işte fabrikayı her şeyi bırakıp. Bir iki, bir iki mili, ben bundan sonra hizmet için kullanacağım dediği zaman çok siyasette değilsin sen, 20 sene yıpranmadın. Onun bunun peşinden koşmadın diye yıpratılıyor bu sefer. Bu çok ilginç bir ikilemle ben bunu 20 günden beri fark ediyorum. Tabii ki siyasette bizim amacımız en azından çıtayı yükseltip Fatih'e bir katkımız olur mu olmaz. Şu an hizmet edecek, belki bize nasip olmazsa başka insanların nasip olacak adaylıklarda bizden daha iyi söylemleri olması gerekecektir. Bu da en azından bir kazanç. Şimdi nasip işi de tabii ki Allah-u Teala öncelikli olarak bize bu işi hayırlısıysa nasip etsin. Biz kendimiz için tüm dualarımızda hayırlısını isteriz. Asıl olan odur. Hizmet noktasında da biz hayırlısını talep ediyoruz. Fakat her gelen de hayırlı mıdır? Onu ben sizin takdirinize bırakıyorum. Bu
yapmışım demek değildir her gelen hayırlı mıdır. Eğer insanın niyeti halisse her zaman bizim yüreğimize yer eder, gönlümüze yer eder. O insanlar kalıcı olur. Ama bazen özellikle siyaset noktalarında her gelen her zaman hayırlı olmayabiliyor. Allah bizi inşallah hayırlı gelenlerden eylesin. Allah bu noktada bu göreve başlamayı nasip ederse hakkımızda inşallah hayırlı, güzel işler, güzel ameller işte yapmayı nasip etsin. Biz bunun duasını yapıyoruz. Biz kendimize güveniyoruz. Evet, çok güveniyoruz. Yapabileceğimizden çok güveniyoruz. Diğer bir güvencimiz de biz siyasetten veya siyasi ranttan herhangi bir şekilde gelmememin verdiği bir gururumuz, bir rahatlığımız, bir temizliğimiz var. Biz bu görevi alırsak hizmet ederiz. Almazsak biz gene Fatih'e hizmet ederiz. Bir kaybımız hiçbir şekilde yok. Kaybın olmadığı yerde kazanç gelirse dediğim gibi hayırlısıysa olur, başımızın üzerinde bu görevi inşallah layıkıyla da yaparız. Şimdi gene Hüseyin Bey'in bahsettiği imar durumu var. Fatih'in durumu biraz ilginç. Ben bu konuyu çok düşündüm. Özellikle bununla ilgili şehir planlamacılarla da konuştuğumuz zaman Fatih aslında içinden çıkılabilecek bir durum değil. Çok ikilemleri olan bir durum. Tarih dokusunun yanında şu anda mevcut da benim çıkış noktam şu. Fatih'in yaşayan insanların yaşamasının devamını istiyor. İşte bir bölge gibi komple insanların tasfiye sonranın bir daha yapılması, sonra başka işlerin devreye girmesi. Bugün Sulukule'deki, ben açık söyleyeyim, ben Karagümrük'te doğdum. Evet, belki çok gürültülüydü, belki başka sıkıntıları vardı ama Fatih'e orası da güzel bir değer katıyordu. O da bizim içimizden bir duyguydu. O insanlarla beraberdik, o insanlarla vakit geçirdik. Çok iyi insanlarla da gördük. Yani kötüsü de vardı, o da vardı, ama düzeltilebilecek şey değildi. Bir kültürü, bir yaşayan bir yeri değiştirirken öncelikle bu yapılmaması lazım. Bunun haricinde imar durumuyla ilgili olarak da yapılacak işlerde, Fatih'in mevcut durumu itibariyle gelip düşünceleri bir süre gitti. Bu konuyla ilgili gerek İstanbul Büyükşehir Belediyesi'yle, gerek partimizin üst düzey yönetimiyle, çünkü yönetimde birçok isim Fatih'tir. Mehmet Ali Beyler, Numan Beyler vesaire, gerek Başbakan'ın Fatih'le özel ilgisi vardır. Fatih için daha değişik bir imar planı talep edeceğiz. Fatih'e özel bir imar planı olmak zorunda. Başka türlü kalıplaşmış şekilde Fatih'i çözemezsiniz. Süleymaniye'yi nasıl çözeceksiniz? Bugün Karagümrük'ü nasıl çözeceksiniz? Deprem problemleri var. İşte depremde işte dediğiniz gibi 12 Eylül, 18 Eylül, işte 9 Eylül. Bu olmuyor. Uymuyor Fatih. Lokasyon Fatih değerlendirilmek zorunda. O noktalar o şekilde muhtarım. O şekilde düşüneceğiz. Mehmet Hocam, Hüseyin muhtarım. Durum bu. Hani imar noktasında ne yapılır, neler yapılır? Dediğim gibi bunlar çok detaylı konular. Bölge bölge, mahalle mahalle, belki de sokak sokak konuşulması gerekiyor. Bunlarla ilgili komisyonların kurulması gerekiyor. Bunlarla ilgili olarak direkt birinci ağızlardan yetkiler alınması gerekiyor. Buna göre çözümler olur. Bu arada konu geçmişken Fatih Camii'nin şeyini cevaplamamış oldum, onu da ben cevaplayayım. Fatih Camii'nin bahçesiyle ilgili olarak düzenleme, bakın o neden yapılmıyor bilmiyorum. Ben de o konuda rahatsızlığım var, görüyoruz orayı. Bir de restorasyonların çok fazla uzun sürüyor. O konuyla ilgili olarak çalışma yapılması lazım. Acaba diyorum ki, işte Kültür Bakanlığı, anıtları, özel idaresinin bayağı bu arada restore ettiği kültürel eserlerimiz var. Acaba burada çok mu fazla belediye bencilik yapıyor da bazı yerlere şu an yapmıyorlar? Onu da düşünmek lazım. Ama Fatih Camii'nin, özellikle Fatih Camii'nin bir an önce gerek avlu bazında, gerek çevre temizlik bazında düzenlenmesi lazım. Bu arada çevre temizlik noktasını koyayım. Fatih'imize şu an ben duruyorum, yapılan görüşmelerde insanlarımız
şöyle bir kanı içerisinde, hani temiz diyor, temiziz diyor, iyi diyor, çöplerimiz alınıyor diyor. Bu noktada da açık konuşmak gerekirse biraz insanların beklentisi düşmüş gibi geliyor bana. Hani bu devirde yaşıyoruz bu kadar zaman, bizim çevremizin temiz, Fatih temiz mi? Ya hadi oradan diyeceğim, yani yok öyle bir şey. Ya başka ilçeleri görmüyoruz ya belli sokakları görüyoruz. Temizlik genel olur, temizlik detaylı olur. Hani bu noktanın da altıncı, özellikle bizim ev hanımlarımız bunu çok yapıyor. Fatih çöplerimiz toplanıyor bilmem ne, belediyeciliğimiz harika çalışıyor. Hayır, bunları nasıl anlatmak lazım? Bunları göstermek lazım, hijyeni göstermek lazım, geri dönüşümü öğretmek lazım insanlara. Bunun faydası çünkü hani biz bu sene yaşadık, ondan sonra yok bizim evlatlarımız var. Biz onlara o terbiyeleri vermemiz lazım. Ben çocuğuma Fatih'te çöp terbiyesi veremedim. Şu evladım şunu atma dediğim zaman etrafta o kadar çöp, o kadar yerde kağıt, izbarit, şudur budur olunca insanlara bunu söyleyemiyorsun. Şimdi konu şuna gelmiyor. Ben burada belediyeciliğimizi veya belediye başkanıyla ilgili bir söylemim yok. Yanlış anlaşılmasın. Bu tüm Fatih'leri ilgilendiriyor. Burada tabii ki bugünkü belediye başkanı da canı gönülden bunu istiyordur, elinden gelen gayretle yapıyordur. Onu bir köşeye koyalım, bizim onda bir şüphemiz yok. Fakat yapılmasının gerekli olan bu kadar elzem şeylerin arasında bunların atlanıyor olması, açık konuşayım, bir yüzüyor. Yani bu bile bizim için zor mu, bu kadar zor mu geliyor? Bir yandan işte konuşuyoruz. Yeniden yapılan bilmem neyi konuşuyoruz, bir yandan da belediyenin bu kadar detaylı konuşuyor. Neyse, bundan ekstra söylemiş oldum. Başka bir sorunuz var mı? Buyurun. Mithat Özdemir, Sivri Haber Gazetesi'ne saygıyım. Muhtarların davet edildiği bir toplantıda maalesef muhtarlarımızı burada görememek, çoğunluk olarak görememek bizleri üzmüştür. Nasıl mahalle isimlerine ve mahallelerine sahip çıkmadıkları gibi siyasi değerlerine de sahip çıkmıyor herhalde muhtarlarımız, hangi partiler olursa olsun. Öncelikle çıkmış olduğunuz bu yolda sizlere başarılar diliyorum. Merdan hakkınızda hayırlı olan nasıl birisi. Kısa iki soru sormak istiyorum. Bir, Fatih Belediyesi'nin çıkarmış olduğu bir gazete var. Fatih isimli. 120 bin adet, bazen de 100 bin adet basılıyor. Çoğu zaman okunmadan çöplere atılıyor. Bütün muhtarlarımız ve Fatih'in halkı da buna şahittir ve söylediğimi teyit ediyordu. Yaklaşık 35 bin liraya akıl baskı maliyetleri var. 15 kişiye yakın insan çalışıyor. Siz eğer belediye gelirseniz böyle bir istifa son verecek misiniz? Fatih'teki yerel gazetelere, Fatih'teki yerel insanlara, yazarlara sahip çıkmak bakımından söylüyorum. İkincisi, ben kaldırım hırsızlığı diyorum. Kaldırım işgalleri demiyorum. Yürürken kaldırım çalınıyor, yanda düşebiliyorum. Esnafımız ya da belediyemiz kim bilmiyorum. Benim kaldırımım çalınmış. Hırsızlar var. Bu hırsızlar peşine koşacak mısınız? Teşekkür ederim. Başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Çok özür dilerim başkanım. Beyefendinin cevap hakkı da oldu. Özür dilerim. Başkanım ben sana... Ben bir cevap müsaadenizle. Öncelikli olarak şimdi gelmeyen muhtarlarımızın durumunu tabii bilmiyoruz ama biz gelen muhtarlarımıza tekrar teşekkür ediyoruz. Onların buradaki varlıkları bizim için gerçekten çok önemli. Bugün olur da bizim bu davetimize bir muhtar dahi gelseydi biz bu görüşmeyi, bu konuşmaları yapacaktık. İnsanların davete icabet etmek zaten biliyorsunuz sünnettir. Biz buradaki durumumuzu anlatmayalım ama insanın eşi olur, hastası olur, düğünü olur vesaire. Ben olaya bu şekilde bakıyorum. Hani bu şöyle bir durum var, tabii ki birçok aday var. AK Parti'nin adaylığı önemlidir. Şu anda Mustafa Demir Bey'in karşısındaki iki aday var, biliyorsunuz bir de Barış Bey var. Biz önemli bir misyon yüklendik burada. Gerçek anlamda bir şu anda bir muhalefet olmaya çalışıyoruz. Ve çok zorlandığımızda, zorlanıldığımızda tahmin ediyorsunuz. Ama gelen bu kadar mahalle muhtarımız varken, ben tekrar saygılarımı sunuyorum, sevgilerimi sunuyorum. Gelemeyen muhtarlarımızın da özel sebepleri olabilir, belki gelmek istememiş de olabilir. Ben onların da takdirini bırakıyorum. Bu konu çok şey değil. Daha önemli bir konu vardı aslında Mithat Bey'in bahsettiği, bu gazete olayları. Evet, şimdi
durum var. Yani öncelikle israf. Evet, 120 bin adet israf. Çünkü 120 bin değil, 112 bin civarında aile bazlı aile olduğunu Fatih'te biliyoruz. 120 bin adet basılması, okunmayan derslerin tekrar imhası, normalde gazetecilikte biliyorsunuz, tiraja göredir. Bir hafta baskı yaparsınız, geri olursa, düşerse, sayı düşerse, ondan sonraki hafta 120 düşmüşse, %20 düşürülür, %18 düşürülür. Bu böyle gitmiyor. Tabii ki bunun israf olduğunu biliyoruz. Bu noktada net bir şey söyleyeceğim, uzatmış olmak istemiyorum. Böyle bir gazete baskısı düşünmüyoruz. Bunun yerine yerel gazetelere, yerel haber kaynaklarına destek vermek lazım. Çünkü yerel haber kaynaklarını insanlar okur. Niye? Çünkü oradaki haberi yapan kişi objektif olmak zorunda, gazetecilikten dolayı. Bu da bizim için de iyidir. Yani kendimizi düzenlemiş oluruz. En azından şöyle bir şey olur. Yani destek verir Fatih Belediyesi, yerel gazeteleri, yerel yayın organlarını destek verir. Duyurmak istediğini de onun üzerinden reklam vererek duyurabilir. Reber duyurmak istedikleri yeni bir açılmış olur vesaire olur. Bu şekilde yapar. Zaten buna uygun billboardlar var, çalışmalar var. Belli dönemlerde özel şey varsa bu gene yapılabilir. Ama işimiz sadece reklam olmaması lazım. Fatih'te güzel şeyler yapıldığı zaman zaten insanlar bunu takdir edecektir. Görecektir. Bunu tekrar ifade etmeye gerek yok. Sadece özel kompleks açılır. Özel halkımızın, herkesin yararlanması gereken yeni bir yapılanmamız olur, bir tesisimiz açılır. O noktada tabii ki yerel gazetelere ilan verilir, hatta gerekiyorsa onunla ilgili gazete basılabilir. Ama bu sürekli bir meşriyat, sürekli bir yayın haline gelmesi benim çok tasvip ettiğim bir konu değil. Bu konuda da burada şey yapacağım. Kaldırımlar meselesi bambaşka bir mesele. Ben kapatıp kaldırımlar sistemini baştan başa değiştirmeyi düşünüyorum. Bu benim uzmanlık alanımdır. Özellikle kaldırımlar konusu, araç park yasakları ile ilgili çalışmalar, görme engelli vatandaşlarımız için çalışmalar noktasında sanayicilik tecrübelerim de vardır. Bununla ilgili olarak açık konuşum dikkat edeceğimiz ülkelerden biri Londra olacaktır. Direkt orayla aynı maliyetlerde, hatta maliyetlerin altında şu anki mevcut uygulamalarda, maliyetlerin altında tekrar yeniden bir yapılanma düşünülebiliyor. Fakat bu elzem yerlerle başlayacak. İnsanları tekrar rahatsız ederek değil, mevcutlar o anlamda korunacak. Değiştirilmesi gereken yerler, yeni sistem ham maddelerle, yeni sistem yapılanmalarla tekrar asfaltlar düzeltilmeyi düşünüyor. Düzeltilecektir. Evet, ben tekrar teşekkür ediyorum. Şimdi Fikret Bey, Mithat Bey'in dediği kaldırım israfından çok çukurlar, bodrumlara inmek için açılan çukurlar tamam, çok kazalara sebep oluyor. Onu demek istedi. Kaldırım hırsızlığı dedi aslında. O konuyu biliyoruz. Yani biraz hani bu iş biraz asayiştir, biraz diğer konulara giriyor. Tabii ki bunlarla ilgili gerekenleri illaki yapılacaktır. Ama aday adaylı süreci şöyle yapacağız, böyle yapacağız. O da takdir edersiniz ki çok mümkün tamam değil. Ben ama anlıyorum. Oraların yeniden yapılanması, özellikle oradaki esnafla, apartmanların önleriyle, araç, bakın engellilerin kaldırımları kullanması boyutunda. Az önce bahsettiğim gibi hazır çözümler var. Hani çok da zor değil derler ya, Amerika bir daha keşfetmeye gerek yok. Hazır çözümler var zaten. Yapılmış şehirlerimiz var, incelenecek. Bunların maliyetleri belli. Bunlarla ilgili Fatih'te bir yeniden yapılanma içerisinde bir geri dönüşüm olacaktır zaten. Sayın Başkanım, Ülkan Bey arkadaşımızın söylemini gerçekten esefle kınıyorum. Hani mahallesine sahip çıkmaz, buraya da sahip çıkmıyor, böyle bir şey kesinlikle mümkün değil. Kadri dersiniz ki birçok parti var ve birçok adaylar var. Ve bizim yetki ve sorumluluğumuz değil efendim aday adayların toplantısına gelmek ya da gelmemek. Biz sadece sizin nezaketen, mesajınıza istinaden, cesaretinizden, samimiyetinizden dolayı şu anda buradayız. Çok teşekkür ederim. Yani böyle mahalle sahip çıkmıyor, onun için gelmiyor falan, böyle bir şey kesinlikle olamaz. Eğer bir muhtarla bir problemi, sıkıntısı varsa gitsin o muhtar o problemi çözsün. Bütün muhtarları zan altında bırakıp böyle bir şey yapmaması gerektiğini inanıyorum. Tekrar teşekkür lütfen. Mehmet Bey, teşekkür ederim. Mehmet Bey, fikirlerinize katılıyorum. Zaten ben tahmin etmiyorum Mithat Bey'in o açıdan söylediğini. Kendi duygularını ifade etmiştir. O noktada da herkese de saygılı olmak lazım. Ben kendi açımdan söyleyeceklerim net. Tüm gelen muhtar büyüklerimize tekrar teşekkür ediyorum. Gelmeyenlerin de mazereti olduğuna inanıyorum.
kendilerince sebepleri vardır. Gelmeme haklarını da kullanmış olabilirler. O da onların için en doğal haklarıdır. Dedim ya, aday adaylık sürecidir bu. Her ne kadar AK Parti'nin aday adaylıkları, inşallah adaylık noktasında AK Parti'nin adaylığı başkanlığa kadar gidecek büyük bir parti olsa da kişilerin düşünceleri farklıdır. Biz gelen büyüklerimizle, gelen muhtar kardeşlerimizle, büyüklerimizle beraber zaten gereken istişareleri yapmış olduk, konuşmaları yapmış olduk. Biz bunu kazanç olarak görüyoruz. Evet, söz alan, görüş bildiren değerli büyüklerime tekrar teşekkür ediyorum. Başkanımın cezayirisi olsun diye. Allah razı olsun. Genç olmanız hasebiyle sporla alakalı konuşuyorum. Buyurun. Malumunuz Fatih Sevil Profesyonel Spor Kulübü'nün Karagümrük var. Ve diğer kulüpler başında bir düşüncemiz nedir? Evet, onunla ilgili görüştüm. Aslında ben Vefa Spor'un da bir üyesiyim bu arada. Karagümrük özellikle isimli duyulmuş kulüplerimizden, önemli kulüplerimizden biri. Vefa da tarihi kulüplerimizden biridir. Şimdi kulüplere yönelik direkt şey noktasında şöyle bir düşüncemiz var. Hani kulüplere yönelik gerekli destekler sağlanacak. Fakat benim şahsi fikrim, bunda bilmiyorum katılırsınız katılmazsınız. İlçe kulüplerini, bu anlamdaki ilçe kulüplerini sadece profesyonelleşmeyi düşünmemesi lazım. Çünkü içinde bulunduğumuz futbol kulübü olarak söylüyorum. İçinde bulunduğumuz ekonomik sistem içerisinde bu anlamda barınma şansı olmuyor. Bu sefer iş farklı noktalara geliyor. Ekonomik anlamdan bir büyüklük istiyor. Bu işin sanayisi olarak ben açık yüreklikle söylüyorum. Onun yerine gençleri spora kazandırarak, gençleri futbola kazandırarak belli bir noktada kalmasını, profesyonel olabilir, üçüncülük, ikincilik boyutunu düşünebilir, evet. Ama çok daha büyük ışıklara koymadan bizim o noktalarda bir tabii başarı alır, destek çıkarlar, kulüpler büyür vesaire, onlar ayrı bir konu. Ama bizim hani belediyecilik mantığıyla düşündüğümüz bu kulüplere altyapısal noktada neler yapabileceğimiz. Onun yanı sıra ben size daha ilginç bir şey ifade edeyim. Düşündüğümüz şu an üstünde çalıştığımız, gerçi her ne kadar projeyi bilmeyeceğiz dedik. Daha lokal spor alanları vardır. Bunu yurt dışında çok rastladım. Belli, örneğin okul bahçelerinde çok kompleks olmayan, bizim biraz şeyli kullanayım sadece, sandviç panel dediğimiz sistemlerle çevrilmiş portatif spor sahaları oluşturuluyor. Bunların maliyetleri çok düşük ve portatif olmasının özelliği lokasyonda gerekmediği takdirde veya dönemsel olarak ihtiyaç değiştiği zaman ihtiyaç olan yere kurulması iki günü geçmeyen, daha lokal, içerisinde voleybol, basketbol, minyatür sporların yapılabileceği, küçük çaplı, mahalle arası spor kompleksleri diyelim şeklinde bazı düşüncelerimiz var. Biz bunları gördük. Hani bunu niçin düşündük? Fatih mevcut durumu olarak da. Bu arada sporla ilgili konuştuğumu söyleyeyim. Okullarımızla ilgili, okullarımızın sahalarını mahalleye, daha doğrusu okullarımızın alanlarının mahallemize, mahallenin çocuklara daha fazla açılmasıyla ilgili olarak da çalışmalar yapılmasını düşünüyorum. Bunu da böyle önem verdiğimiz projelerimiz arasında yazıyoruz. Bunun çok detayı da var. Kapsamı var, içeriği var, kullanım alanlarının değişmesi. Onun haricinde işte dini alanlarımızın içerisinde yapılabilecek etkinlikler, belediye olarak neleri destekleyebiliriz? Birçok aslında konu var ama sporda kulüplerimiz noktasında şu anki mevcut durumu destekleyerek devam edeceğiz. Sayın Başkanım, Mehmet kardeşimizle beraber Miktar, gazeteci Miktar Özdemir kardeşimin arasında geçen bir konuşmada var. Mehmet kardeşim çok duyarlı, sivil toplum kuruluşlarında ve muhtarlık camiasında çok centilmen, çok beyefendi bir kardeşimiz. Ben her zaman kendisini seviyorum. Ama Miktar kardeşimiz de son derece muhtarlar camiasında
hemhal olmuş, bizleri seven, her zaman destekleyen, bizi bilgilendiren, motive eden bir basıncımız. Evet. Şimdi beni zaferinizin bu velime yemeğine hazret etmem için yardımcılarımız çağırdı. Dedim ki bu böyle olmaz. Ben sivil toplum kurumunda çalışıyorum. Muhtarlığımın haricinde. O faylat vakfı oranın da üyesiyim. Evet. Efendim birkaç tane derneğinde, vakfında, yönetim kurumunda görev yapıyorum. Bu işler çok nazik işlerdir. Ben dedim ki yardımcımıza, bizi telefonla arayan kardeşimize, bu böyle olmaz dedim. Bu beni telefonla aramanız, beni aramanız manasına gelir. Biz bütünüz dedim. Bizim dernek başkanımız var. Telefon numarasını verdim kendilerine. Dernek başkanımızın marifetiyle beraber biz buraya abdet ederiz dedim. Bu konuşmada ne Mithat kardeşimizin bir kabahati var, ne de Mehmet kardeşimizin bir kabahati var. Hatta Mehmet kardeşimle beraber Mithat kardeşim sarılırsa muhtarlar bir anlamda yöneririz. Arz ederim. Muhtar değil mi? Murat abi, senin sorunlar var. Evet. Tamam, teşekkür ederim. Sizler zaten sonuç itibariyle birbirleriniz biliyorsunuz, o anlamda zaten kalplerin nasıl olduğunu biliyorsunuz. Benim bundan böyle çok fazla bir şey söylemek istemiyorum. Sadece tabii ki bizim bir daha altını çiziyorum. Siyasette uzun yıllar uğraşmadım. Ben 1995 yılında Refah Partisi'nin yerim vardı. Daha sonra Fazilet Genelleri oldu, içerisinde olduk. Ama işte normal gönüllü çalışan insanlardan, oradaki gönüllü çalışanlardan biriydik. Bir makam, herhangi bir durumumuz ya da bir görev, ekstra bir görev almıştınız. Ünvanı olan bir görev almıştınız yoktu. Bugün burada dediğim gibi bu anlamda ilk kürsü konuşmamı yapıyor. Öncelikli olarak tekrar beni sabırla dinlediniz. Hatalarımızla, dediğim gibi sevaplarımızla elimizden geldiği kadar kendimi anlatmaya çalıştım. Benim aslında kazancım olarak görüyorum, siyasi anlamda, siyasi özür dilerim, entrikalara bulaşmamış, gayet düz düşünen bir kardeşinizin, bir evladınız olarak konuşuyorum. Nasip işi, inşallah nasip olur. Dediğim gibi o zaman biz, siz değerli büyüklerimizin yıllarca öğrenip tecrübe ettiğiniz bu tecrübelerinizden faydalanarak biz koşturalım istiyoruz. Gelip size soralım, doğru mu yapıyoruz? Yanlış yapıyorsak uyarmanızı isteyelim. Neleri daha iyi yapabiliriz, istişare edelim. Ama bizim şu zamanda böyle bir enerjiyle koşturmamız lazım, vakit kayboluyor Fatih Bey. Ama sizler de başımızda olarak bizi hem destekleyip hem de yanlışlarımızı bizim yanımızda olmamız gerekiyor. 15-20 yıl siyasetin içerisinde kalıp da az önce bahsettiğim gibi sanayi daha farklı olan, hayat boyunca bir evrak işi olmamış, bir çek alıp verememiş, bir esnaflık yapmamış insanların veya Fatih'in bu sokaklarında koşturmamış, top oynamamış insanların Fatih için hüküm verdiği zaman açık konuşayım, yanlış hükümlerde benim işim sızlıyor. Çok güzel kompleksler yapılabilir ama ruhu yoksa hiçbir şey ifade etmiyor. İnşallah biz sizlerle beraber Allah nasip ederse istişare ederek, danışarak güzel işler yapmak istiyoruz. Ben tekrar söz alan ve görüş bildiren tüm değerli büyüklerime, muhtarlarıma çok teşekkür ediyorum. İnşallah aldığımız notlar sizlerle beraber çözüm oluştururken tek tek değerlendireceğim. Aday adaylık sürecinde çıktığımız bu yoldaki takdir ve teveccühleriniz benim için çok önemli. İnşallah yolumuzun bundan sonraki bütün aşamalarında yine birlikte olarak en iyi hareket ederiz. İçinizden biri olarak sizinle birlikte bu yolu yürüyor olmak benim için